yepyeni bir asrın başlangıcında bizler de maksiyat olarak yerimizi alıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi her fabrika bir kaledir anlayışıyla çıkmış olduğumuz bu yolda 100. yılında Türk makine sektörü teknolojisini daha iyi yerlere getirmek ve dünya pazarlarında ülkemizi daha iyi temsil etmek adına yeni kaleler inşa etmeyi sürdürüyoruz. Maksiyat dün olduğu gibi bugün de var gücüyle makine sektörünün gelişmesi ve problemlerine çözüm getirmesi için çalışmalarına bütün hızıyla devam ediyor. Bu toplantıda bunun en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz. Maksiyat olarak bir hikayemiz var diyoruz ve bir hayalimiz var. İşte dünden bugüne, bugünden yarına Türk makinecilerinin bir çelik misali, güçlü öyküsüne gelin hep birlikte tanık edelim. Kötü tarihimizin uzak noktalarına uzanan başarı öykülerimiz var bizim. Millet olarak üretmeye, başarmaya, daha iyisini yapmaya, gelecek için güçlü adımlar atmaya daima gönüllü olduk biz. Öyle ya, her zaman denedik, denemekten, girişimden vazgeçmedik, başardık da. Muharlı makinelerin üretimiyle başlayan sanayileşme, asırlardır değişime uğrayarak küresel dünyayı oluşturdu. Bizim öykümüz de tam olarak burada başlıyor işte. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne üretimde, sanayide, tarımda, teknolojide ve elbette yerli üretimde birçok başarılı adımlar attık. Kıvancımız Nuri Demirağ değil miydi? Uçak fabrikasını kuran, yerli paraşüt üreten, devlet demir yollarını inşa eden ve şehir hürkuştu ilk Türk tipi uçağın mühendisi. İlk yerli ve milli otomobilimiz 129 günde üretilen devrim arabası olmadı mı? Tabiatımız itibariyle bizler vazgeçmeyen, istediğimiz alana kadar durmayı bilmeyen bir milletiz. Durmadık da. Teknolojinin bu denli gelişmediği zamanlarda bile güçlü adımlar atarak bir asır önce kurmadık mı onlarca üretim merkezini kurduk. Ancak o güçlü adımlar durdu ve geriledi. Bizi uçak sanayisinde dünya liderlerinden biri yapacak. Uçak fabrikasının hava ihmal merkezine dönüştüğü, uçak motoru fabrikasının traktör ürettiği, İstiklal madalyalı Şakir Zümre'nin silah fabrikasının soba üretimi yaptığı, fabrikalarımızın birer birer kapatıldığı bir duraklama dönemine girildi. Sonra Türkiye var olması gereken gücünü yeniden kazanmaya başladı. Sürüldü Anka kuşu misali küllerinden doğdu. Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir asrın başlangıcına adım atıyoruz. Yediğimiz çağ olacak. Türkiye 100 yılı başlıyor. Bu 100 yılı adım atarken gemi, uçak, tank, koruma sistemleri ve çok daha fazlasıyla savunma sanayinde yeniliğin, başlangıcın, başarının olduğu her yerde var olan katkısı, dokunuşu bulunan biz Türkler bu tarihi asırda uzay çağına adım atıyor. Milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin en tepesine çıkarma hedefiyle çalışıyoruz. O başarılarımızdan biri tarihe atılan bir imza olan TORG'la milli teknolojide dünya gücü olma yoluna girdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her fabrika bir kaledir sözünü kılavuz edindik. Her kalenin güçlü olması için sağlam ve yıkılmaz taşlara ihtiyaç vardır. İşte o taşlar da makinedir. Makine de üretimin anahtarıdır. Büyüyen, üreten Türkiye'nin aydınlık çağı makine sanayisinin gelişimiyle başlayacak ve küresel üretimde söz sahibi olacak. Uluslararası rekabete makine eksenli dönüşümün ve üretimin gücüyle yön vereceğiz. Maksiyat olarak yalnızca bir noktada değil, gelişimin her alanda yakın takipçisi ve destekçisi olduk. Okullara,
desteğinde bulunarak gelişimi sürdürmek için üretime katkı sağlayacak tüm faaliyetlerde yer almayı bildik. Sanayide, teknolojide, üretimde ve her alanda olduğumuz gibi yepyeni bir asrın başlangıcında bizler de maksiyat olarak yerimizi alacak. Bu çağın, bu asrın ve yepyeni bir tarihin başlangıcına biz de imzamızı atacağız. Biz maksiyat olarak makine sanayisinin tüm gelişimlerin ekonomik parametreleri etkileyeceği bilinciyle makine sektöründe yerli ve milli üretimin gelişmesi, ihracat payının artırılması ve ülkemizin bu alanda küresel sanayiye yön vermesi için gereken tüm desteği sağlıyor, durmaksızın çalışıyoruz. Bizler yeni dünya düzeninde seyirci değil, küresel atışa yön veren Türkiye için gayretli mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Milletimiz için, yerli üretimde öne çıkmak için ve en önemlisi güçlü Türkiye için daima burada, daima üretiyor olacağız. 100. yılda makine sektörü toplantısı başlıyor. Maksiyat. Kıymetli misafirlerimiz, 100. yılında makine sektörü toplantısının açılış konuşmalarını yapmak üzere Makine Sanayici İş İnsanları Derneği Maksiyat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Sarı'nın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Başkanım, alkışlarınızla. Sayın Rektörüm, Sayın Makbet Başkanım, Sayın Sanayi Odası Başkanım, Sayın Ticaret Odası Başkanım, Delik Başkan Yardımcım, çok kıymetli Makbet üyesi dernek başkanlarım, Denizli'mizin değerli sanayicileri, makinecileri, maksiyet üyeleri, dışarıdan gelen misafirlerimiz, Denizli'mizin yine güzide basın mensupları, 100. yıl makine sektör toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli başkanlarım, biliyorsunuz sanayileşme makineden geçiyor. O yüzden ben önce maksiyatı kısaca size anlatmak istiyorum. 2004 yılında Denizli Sanayisi'nin öncü firmaları tarafından kurulan Maksiyat Derneği, makineci abilerimiz tarafından kurulan derneğimiz 2017 yılında bize devredildi. Bizi dediler ki arkadaşlar, siz gençsiniz, bu işi siz götürün artık, biz buraya kadar getirdik, buradan sonrası bayrağı siz alın, ülkenin gençlere ihtiyacı var, siz de gençsiniz dediler, bizi devrettiler. Sağ olsunlar, biz de onların bize devretmiş olduğu ülkenin kalbi olan makine sektörünün derneği olan Maksiyat'ı ve o bayrağı aldık. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber ülkemizin menfaatleri ve ülke sanayisi için en iyi şekilde sanayicimizi ve dernek üyelerimizi temsil ettik. Ve şu anda hem Denizli'mizde hem de Türkiye'mizin değişik illerinde üyelerimiz var. Yaklaşık şu anda 200 üyeye ulaştık. Makine ve makine ekipmanları üreten bir derneğiz. Bugün dünyada baktığımızda gelişmiş ülkeler sanayisiyle, teknolojisiyle gelişiyor. O yüzden biz makineciler bugün burada hepimiz, ülkemize borcumuz çok. O yüzden biz bu borcumuzu ödemek için toplandık buraya. Nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl söyledi? Dedi ki her fabrika bir kaledir. O kalenin de üreteni de makinedir. O yüzden biz de makineciler olarak en iyi makineleri üretip Avrupa standartlarında ve dünyada söz sahibi hale gelen Türkiye Cumhuriyeti'ni getirmek zorundayız. Bu da bizim borcumuz. O yüzden değerli arkadaşlar, çok kıymetli başkanlarım, meslektaşlarım, bunun bilincinin içerisinde olmalıyız. Şimdi
Biz maksiyat olarak sadece üyelerimizle üye yapmakla uğraşmadık. Üye yaparken üyelerimizi daha iyi tesisler kurmaları, daha iyi üretimler yapmaları, dünyadaki üretilen teknolojiyi yakından takip etmeleri için sürekli maksiyet elde olarak teknik geziler organizasyonları yaptık. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Durmaksızın. Biz dedik ki biz makineciyiz. Bizim durmamamız lazım. Makine durarsa çalışan personelin maaşını ödeyemeyiz. O yüzden biz çalışmak zorundayız. Değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber gerçekten çok çalıştık. Şu 6 yıldır bu görevdeyiz. 6 yıldır her bir yönetim kurulu arkadaşlarım zamanından, işinden zaman ayırarak sektörümüze çok çabalar harcadı. O yüzden yine makineleri üretirken bu makineleri üretecek teknik, kalifiyeli personeller lazım. Ne yapmamız lazım? Her şeyi devletten beklememek lazım. Biz de sanayiciler olarak elimizi taşın altına koymak zorundayız. Dedik ki yönetim kurulu arkadaşlarımızla, Denizli'mizin üniversitesi var. Denizli'mizin mesleki eğitim okulları var. Biz bu okullara gideceğiz. Diyeceğiz ki bizim ana kaynak, ülkenin teknolojiye yön verecek teknik personeller sizde. Biz bu personelleri sizlerden alacağız. Onun için biz de sizlerin yanında her türlü maddi ve manevi destekler maksiyetlerinden sınırsız vardır. Sağ olsun tüm yönetim kurulu arkadaşlarım bu konuda hiçbir şekilde geri durmadılar. Ve biz Denizli'mizdeki mesleki eğitim okullarında gerçekten ciddi çalışmalar yaptık. Üniversitemiz sanayi işbirliğinde sayın rektörümle beraber güzel şeyler yapmaya başlayacağız inşallah önümüzdeki günlerde. Bakın üniversitemizin çalışmaları var. Türkiye'mizin her bölgesinde üniversitelerden mühendislikler gelecek. Mühendislerimiz gelecek. Bununla ilgili üniversitemizin bir çalışması var. O da Denizli'mizin çok büyük ve deniz sanayisine çok büyük bir katkı sağlayacak. Biz buraya da destek olacağız. Destek olmak zorundayız. Çünkü ülkemizin bize ihtiyacı var dedik. Bu ülkenin bizim makinecilere ihtiyacı var dedik. O yüzden mesleki eğitim okullarına ve üniversitelerden asla geri duramayız. Değerli arkadaşlar, bugün burada ikinci toplantımızı yapıyoruz. Öğlenleyin saat 2'de dar çerçevede bir toplantı yaptık. Sektörümüzün sorunlarını dile getirdik. Üretmiş olduğumuz makinelerin iyisini, kötüsünü, hatalarımızı, ithalatı, ihracatı görüştük. Güzel de oldu. Hatta Makbet Başkanım, Atlan Başkanım, Atlan Dalga Kıran Başkanım gerçekten bize çok şeyler öğretti. Çok şeyler anlattı. Tabii Atlan Başkanım'ın dedikleri gerçekten bu ülkede tamam uygulansa inanın biz dünyaya hükmederiz. Çünkü bizde o azim var. Bizde o yürek var. Çünkü bizim ecdadımız neler yapmış? Biz de o ecdadın evlatları olarak kesinlikle yapamayacağımıza hiç şüphemiz yok. O yüzden Atlan Başkanım'ın bize bugün katılması gerçekten biz makinecilere çok büyük destek verdi. Çok iyi fikirler bizlere katkı sağlamış oldu. O yüzden değerli meslektaşlarım bugün bu top konuşmalardan sonra soru cevap şeklinde bir kısa bir toplantı yapacağız burada soru cevap şeklinde. Buradaki sorularımızı çok kısa bir şekilde çok kısa tutarsak daha hızlı bir şekilde ilerlemiş oluruz. Burada biz yemek yemeye gelmedik. Burada biz sektörümüzün sorunlarını çözmeye geldik. Makine sektörünü daha iyi yerlere gelmesi için geldik. O yüzden biz yemeğimizi her yerde yiyebiliyoruz. Şimdi Maksiyat'ın yapmış olduğu teknik geziyle ilgili bir şey anlatmak istiyorum size. Biz televizyonlarda izliyoruz. Savunma sanayide şuyuz, savunma sanayide buyuz, ekonomimiz bu, şunumuz bu falan anlatıyoruz. Dedik ki savunma sanayinin
yetkililerine biz sizin tesislerinizi gezmek istiyoruz. Ankara'da, Eskişehir'de. Savunma sanayi üretim yapar mı? Devlet kurumları. Üyelerimizin tüm listelerini gönderdik. Ve onlar bize belirli liste gönderdiler. Dediler ki bunlar bize ihtiyacımız var. Bunlar gelsin. Biz belirli sayıda üyelerimizle Ankara'ya gittik. Eskişehir'e gittik. İnanın o gittiğimiz sayıdaki tesisi gezdiğimizde ülkemizin ne kadar savunma sanayide ciddi bir yere geldiğini inanın bizim televizyonlarda gördüğümüzün biz üçte birini görmüşüz. Ülkemiz savunma sanayide ciddi bir yere geldiyse makine sanayisinde de inşallah gelecek. Bu toplantımız da onun vesilesi olacak. Yine İstanbul'da savunma sanayi fuarı vardı. Hepimiz izliyoruz. Her tarafta bir firmayı izliyoruz. İnsansız hava aracı üreten. Ama ben o fuara gittiğimde o firmanın arkasında 10 tane o firma gibi olduğunu gördüm. Ve gurur duydum ülkem için. Ve özellikle Bursa bölgesindeki makinecilerin savunma sanayi konusunda çok ciddi çalışmalarını gördüm. Bunlar özel sektörlerde. Devlet kurumlarında değil. Arkadaşlar biz makineciler şunu bilmek zorundayız. Dünya kendi ekseninde etrafında dönmüyor. Bunu size anlatıyorlar. Dünya makine teknolojisi etrafında dönüyor kardeşim. Bu kadar ne söylüyorum. Geçenlerde basına şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar dünyayı makineciler yönetecek. Sen dangalaksın dedi adam. Salaksın sen dedi ya. Bunu ispat eden varsa dünyanın makinecilerin yönetmediğini ispat eden varsa ben her şunu kabul ediyorum. Dünyayı makineciler yönetiyor. Bugün savunma sanayide güçlüysen, ekonomide güçlüysen makineye bağlısın. Sanayileşme makineden geçiyor. Üretim makineden geçiyor. Biz ne kadar üretirsek o kadar makine üretmek zorundayız. Bizim cariye açığı kapatmamızın en büyük sebeplerinden birisi üretim yapmak zorundayız. Yerli ve milli ürünümüze çok önem vermek zorundayız. Değerli arkadaşlar, bizim ülkemizdeki istihdama katkı sağlamak istiyorsak, ülkemizin ekonomisini daha iyi yerlere getirmek istiyorsak, işte o yüzden dünyayı biz yönetmek zorundayız. Türkiye'yi bizim yönetmek zorundayız. Türkiye'nin bize çok ihtiyacı var. Bakın bu dediklerimi bir gün hani yanlış anlamayın. Siyasetçi birisi diyordu. Bugün şunu üretiyoruz, bugün bunu üretiyoruz. Adam rahmetli oluyor. Ulan diyor falancı bu tarihte bu dediği dedi. Bakın bunu hiç unutmayın. Dünyadaki ülkelerin sektörlerde makinecileri yönetir, yönetecek. Bunu da hiç unutmayın. Çünkü biz her yaptığımız doktora gidiyoruz. Doktorun yaptığı cihazı dair bir makine sektörü yapıyor. Bugün burada yediğimiz yemeklerin tabağı, çanağı, çatalı, kaşığı her şeyini bir makine üretiyor. Şu benim konuştuğum mikrofonu da bir makineci üretiyor. Makinecinin üretmiş olduğu makinelerin kalıplarından çıkıyor. O yüzden bu iki şey çok önemli. Birisi dünyayı makineciler yönetecek, ikincisi dünya makine sektörü etrafında dönüyor. Yani makine derken sadece makine değil. Makine teknolojisi yani bunun içinde yazılımı giriyor. Her türlü makineye can veren, hareket veren her türlü yazılım, elektriği, elektronu her şey buna bağlı. O yüzden biz birlikte makineciyiz. Şimdi arkadaşlar diyor ki sen bu kadar güzel konuşur siyasetçi mi olacaksın? Ya arkadaş konuşmasak suç, konuşsak suç. Yani bizden siyasetçi olmaz. Biz üreten insanız. Devletimizin bize üretmesi için bu işi yaratmış. Arkadaş biz üreteceğiz. Osman Başkan'ın da bizlere yollar yapacak, asfaltlar yapacak. Bravo.
O yüzden değerli meslektaşlarım, kıymetli başkanlarım, bu katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hanımefendilere teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara, Denizli'mizden ve şehir dışından gelen misafirlerimize. Sizlerden tek bir ricam var. Ülkeye olan borcunuzu asla unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Hak ve adaletten taraf olun. Hepinizi afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Konuşmalarını yapmak üzere Denizli Sanayi Odası Başkanı Sayın Selim Kasapoğlu'nun kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz başkan. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Vakfedin değerli başkanı, sivil toplumun kıymetli temsilcileri, iş dünyasının, makina sektörünün değerli temsilcileri, Vaksiyat'ın bu güzel gecesine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Biraz önce Mehmet Başkan'ın konuşmasını dinledik. Oldukça coşkulu, heyecanlı. Kendisini tebrik ediyorum. Vaksiyat'ı, Vaksiyat yönetimini tebrik ediyorum. Gerçekten saat 2'den beri buradayız. Makina sanayisinin Türkiye'deki ve dünyadaki yerini konuştuk. Denizli'nin zorluklarını konuştuk. Denizli'de sektör için neler yapabiliriz? Bunları konuştuk. Sağ olsun Vakfet Başkanımızın önderliğinde güzel bir toplantı geçirdik. Denizli'ye hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bildiğiniz gibi Denizli bir tekstil kenti. Mermer sektörü kuvvetli, gıda sektörü, kablo sektörü kuvvetli ama artık büyüyen başka bir sektörümüz var. Makina sektörü her geçen gün Denizli'deki gücünü ve etkisini artırıyor. Bizler de Denizli Sanayi Odası olarak göreve geldiğimiz günden beri ve hatta öncesinde makina sanayisine neler yapabiliriz, sürekli bu çalışmaların içindeyiz. Biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi Denizli'de 2,5 milyon metrekare alanda yeni bir makina ihtisas organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Bu organize sanayi bölgesi Denizli'nin ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olacak. Mehmet Başkanım'la Sanayi Odası yönetiminde birlikte çalışıyoruz. Bu hafta önemli gelişmeler oldu. Şahin Vekilimizin çabalarıyla acele kamulaştırma kararımızı çıkardık. Bu bize oldukça büyük bir hız getirecek. İmar planımızı tamamladık, Ankara'ya gönderdik ve Denizli'nin makina endüstrisini geliştirmesi için güzel bir OSB şu an önümüzde duruyor. İnşallah hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Makina sektörü Denizli'de ihracatını %40 artırarak resesyonun yaşandığı bir dönemde gerçekten Denizli ekonomisine de büyük katkı sağlamaya başladı. İhracat fiyatlarımızın 1,5-2 dolara sıkıştığı, Türkiye için konuşuyorum ortalama olarak, 1,5-2 dolara sıkıştığı yerde makina endüstrisi kilogram başına 6,5 dolarlık ihracatıyla yüksek bir katma değer sağlıyor. Bunların hepsinin bilincindeyiz, hepsinin farkındayız. Bizler de sanayi odası olarak makina endüstrisine her türlü hizmeti yapmaya hazırız ve bu yolda ilerliyoruz. Ben çok da vaktinizi almayacağım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Vaksiyat'a teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olsun. Bey, konuşmalarını yapmak üzere Denizli Ticaret Odası Başkanı Sayın Uğur Erdoğan'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Makvet Federasyon Başkanım, çok değerli dernek başkanlarım, çok kıymetli Denizli ekonomisine yön veren, can veren sektör temsilci arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli dostlar, bugün saat 2'den beri makine sektörüyle ilgili, Denizli'mizdeki diğer sektörlerle ilgili bir genel istişarelerde bulunduk. Ama bugün konu tamamen makine sektörüyle ilgiliydi. Bu arada Makfet Federasyon Başkanıma çok geniş, çok detaylı bilgi aktardı. Biz de faydalandık. Bu anlamda da Denizli Ticaret Odası ailesi olarak da kendilerine ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizleri Denizli'de ağırlamaktan da büyük bir mutluluk içerisinde olduğumu ifade etmek isterim.
Evet, bu konular enine boyuna konuşuldu. Ben şunu söylemek isterim. Maksiyad'ın yapmış olduğu son 6 yıldır faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Zaman zaman istişare ediyoruz, zaman zaman destek sağlıyoruz. Burada makine sektörünün Türkiye'ye ve Denizli'mize ihtiyacının olduğunun farkındayız. Makine sektörünün üretimi Türkiye'de ihracat birim fiyatımızın yanı sıra üretimimize, istihdamımıza da çok ciddi katkı sağlayacağının farkındayız. Onun içindir ki hep şunu söylüyoruz. Denizli'de ürün çeşitliliğimizi artırmamız gerektiğinin hep altını çiziyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak da Denizli'de ticaretin, üretimin ve ihracatın artması noktasında da Türkiye'de KOSGEB desteği alarak, Türkiye'de ikili iş görüşmeleri ve fuar organizasyonlarını gerçekleştiren ilk odalardan biriyiz. Amacımız, gayemiz, çabamız şudur: üretimi artırmak, ihracatı artırmak, istihdamı artırmak ve sosyal yaşama katkı sağlamak. Biz göreve geldiğimizde özellikle sektör çeşitliliğini artırma noktasında ilk projemiz şu oldu. Dedik ki artık birim kilogram değerlerini yukarıya doğru çekmemiz lazım. Onun içindir ki Denizli'de teknik tesisle dönüşüm bir projesi hazırladık. 500 proje içerisinde seçilen 2 projeden biri oldu. Bu projeyle de inşallah biraz önce konu olan özellikle birim fiyattaki artışlarımızı 1,5 dolar, 6,5 dolarlardan 30, 40, 50, 60 dolarlara çıkarmak için çok güçlü Türkiye'de olmayan, Denizli'mizde olup teknik tekstile dönüşüm merkezimizi organize sanayi bölgesinde kurduk. Bu ayda inşallah Sayın Bakanımızı Denizli'mize getirerek açılışını sağlayacağız. Bunu neden anlatıyorum? Bunu şundan anlatıyorum. Artık üreticilerimizin, ihracatçımızın özellikle yüksek teknolojiyle, katma değeri yüksek ürünlerle tanışarak ülke ekonomisini dünya ligine doğru çıkarmak. Burada ne yapacağız? Burada da biraz önce makine sektörünün çok önemli olduğunu ifade ettim. Türkiye'nin ve şehrin ihtiyacını olduğunu ifade ettim. Burada da özellikle uçaklarla ilgili, otomobilin yan sanayisiyle ilgili, inşaat sektörüyle ilgili, tarımla ilgili ve 12 ayrı alanda inşallah Denizli'mizi tanıştırarak ihracatımıza katkı sağlayacağız. Buradan bir önerim var. Biz özellikle Denizli'de Sayın Niyazi Yiyecekçi Bakanımız döneminde Ar-Ge ve tasarıma çok önem verdik. Türkiye'de Ar-Ge ve tasarım merkezli güçlü olan illerden biriyiz. Bugün şunu fark ettim değerli arkadaşlar, çok değerli başkanlarım. Özellikle makine sektörü ile ilgili ben bu arada da hemen hemen birçok firmaları ziyaret ediyorum, yakinen görüp ve takip ediyorum. Ar-Ge merkezlerinin olmadığını gördüm. Bu konunun muhakkak masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz Ar-Ge ile beraber de belki daha inovatif ürünler, daha katma değeri ürünler, daha verimli bir şekil alırız diye düşünüyorum. Burada çok konuşmacı olduğu için çok detaya da girmek istemiyorum. Ama şunu ifade edeyim. Bugünkü organizasyonu çok değerli ve kıymetli buluyorum. Tüm başta maksiyat ve yönetim kurulunu canı gönülden tebrik ediyorum. Aynı zamanda buraya güçlü ve yoğun bir katılım sağlayan siz değerli sanayici arkadaşlarıma da canı gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli hanımefendilere ve basınımıza da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Temsat Başkanı Sayın Adil Nalbant'ın kürsüye teşriflerini arz ediyoruz. Buyurunuz efendim. Büyükşehir Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Sanayi Odası Başkanım, Sayın Ticaret Odası Başkanım, Sayın Maksiyat Başkanım, Makfet Başkanım, değerli misafirler,
hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. TEMSAT Tekstil Makine Aksesuar Sanayicileri Derneği Başkanı olarak Makfet'le birlikte 2004 yılında yola çıktığımızda ihracatımız 30-40 milyon dolar civarındaydı. Sayın Adnan Başkanımın önderliğinde birlikten güç doğar mottosuyla bunu geçen yıl 955 milyon dolara, neredeyse 1 milyar dolara yakın bir hale getirdik. Tekstil makineleri, neden ondan bahsediyoruz? Çünkü Denizli tekstilin çok önemli olduğu bir merkez. Yani tekstilin doğduğu, Anadolu'da var olduğu bir merkez diyebiliriz. Şimdi dünya bir paradigma yaşıyor arkadaşlar. 2019'da başlayan korona salgınından sonra hiç ummadığımız, düşünmediğimiz şeyleri yaşadık. Tedarik zincirinde kopmalar, Çin'in bir üretim canavarı haline gelmesi, bunu çok farklı şekilde kullanması, Batı'nın yaptığı hatayı anlaması, bütün bunlardan sonra bir de Avrupa'nın ortasında Ukrayna-Rusya savaşı. Yani 2023'ün önümüzdeki yılın, önümüzdeki geleceğin bize ne getireceğini bilemiyoruz. Ama dünyada bir paradigma yaşanıyor. Bizim Sayın Maksiyad'ın başkanı Mehmet Bey'in söylediği gibi biz onların içindeyiz. Ben aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yüksekliğim. Orada yine biz Saha İstanbul Savunma Havacılık Uzay Kümelenmesi diye bir yapı kurduk. 2015 yılında şu anda Haluk Bayraktar bunun başkanı. Biz orada işte o İHA'lar, SİHA'lar ve onun daha çok ötesi, başkanım çok da güzel söyledi. Bunlar üretiliyor Türkiye'de. Ben dahasını söyleyeyim. Biz eğer tekstilde ya da sanayide ya da doğal taşla mermerde söz sahibi olmak istiyorsak bunu yapan makinaları ve teknolojileri üretmede de söz konusu olmak zorundayız. Yoksa asla bize vermiyorlar. Bugün öğleden önceki toplantımda da bahsettim. Yeni nesil uçakların %55'i tekstil ve ağırlıklı olarak karbon elyafı. Bugün Türkiye dünyada karbon üreten en önemli ülkelerden biri. Ama bu teknolojiyi vermediler. Yine bizim Yalova'daki bir Türk firması Aksa Akrilik firması bu karbon elyafını üretti. Ürettiği anda Amerikalı geldi, %50'sini aldı. Aynı şekilde tekstilde dünya markası olan bir Corsa Global diye bir markamız var. Burada da yine çok değerli mühendislerimiz, arkadaşlarımız bütün dünyadaki teknik polyester ve teknik polyamit elyafını yönlendiriyor. Ve yine Mehmet Başkanım'dan ilham alarak 2023 yılında, bakın bunu belki duydunuz, belki benden duyacaksınız. Ay'a ilk Türk aracı, yani Türk yapımı bir füze gönderiyoruz. Sert iniş yapacak. Ve bunun da yine egzozu tekstilden, karbon elyafından. Yine bunu da yine Mehmet Arif'in kardeşimle, kendisi Makine İlacılar Birliği Başkan Yardımcısı, onun geliştirdiği teknolojiyle bir genç evladımıza verdik. Onun egzozunu da biz yapıyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elin yabancısı asla teknolojisini vermiyor. Hele makine teknolojisini asla vermiyor. Ve bugün İHA'lar, SİHA'lar, savunma sanayi hakikaten bizim gururumuz. İnşallah önümüzdeki 100 yıl bizim Türk yılı, 100 yılımız olacak. Buna hazırız. Makine sektörü olarak da biz aynı savunma sektörünün göstermiş olduğu başarıyı hep birlikte çalışarak, aynı hedeflere odaklanarak becerebileceğimize inancım tam. Ve Denizli'nin insanı ve ben Denizli'de bu hareketin 100. yıl, 2. yüzyılda makine sektörüyle ilgili başlangıcın Denizli'den başlamasını da çok manidar buluyorum. Çünkü ben aslen Malatyalıyım. Malatya Yeşilyurtluyum. Büyük bir üst kuşağı amcaları, dayıları Sümer bantlarda motorlu tezgahları örüp daha sonra tekstilci bir ailenin içinde yetişerek tekstil sektöründe, daha sonra tekstil makine sektöründe bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyorum. Ve biz yedek subaylığımı da Denizli'de yaptırdık. 1982 yılında
Tugay'da Çavuş Talimgahı'nda eğitim subayıydı. Denizli'nin tozu kızı horozu derler. Biz tozunu o istikamet Babadağlar marş marş diyerek hem o tozu yuttuk. Kızı da yanımıza getirmiştik zaten. Denizli'nin kızına ihtiyaç kalmaydı. Evliydik. Eşimle geldik Denizli'ye. Horozu ise hanımın affına sığınıyorum ama ilk oğlumuz buradan oldu. Biraz efedir. Aynı o Zeybekler oynuyor ya. Hanım dedim galiba biz bu çocuğu erken yaptık dedim. Ama rahmetli babamın da bir lafı vardı. Onunla ben sözlerimi bitirmek istiyorum. Denizli'nin horozu çok farklıdır derdi. Denizli'nin insanı severdi. Dokuma tezgah malzemeleri satardı Sultanahmet'te. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Ama Denizli'nin horozu her çöplükte öter derdi. Evet. Ben sizleri yürekten alkışlıyorum bir Fahri Denizli'li olarak. Ve bu hareketin, bu ikinci yüzyılda makine hareketinin Denizli'den başlaması inşallah biz her çöplükte ödeyeceğiz. Emrah kardeşimin, Hasan Basri Başkanı'nın yaptığı gibi Çin'e de makine satacağız, motor da satacağız. Dünyada inşallah savunma sanayimizin geldiği gibi makine sanayimize layık olduğu yere inşallah Cumhuriyetimizin temellerini kuran insanların şuuruyla, bilinciyle tekrardan başlayarak yapacağız inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. TEMSAT Başkanımız Sayın Adil Nalbant'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Makine Federasyonu MAKFED Başkanı Sayın Adnan Dalgakıran'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Başkanlarım, Belediye Başkanım, Rektörüm, Sanayi ve Ticaret Başkanlarım, çok diğer başka başkanlarım, değerli sanayiciler, makineciler ve diğer sanayici arkadaşlar. Ben de çok gündüz bayağı konuştuk. Onun için çok fazla kürsüyü işgal etmeden dikkatimi çeken birkaç konuyu ve söylemek istediğim birkaç konuyu arz etmek istiyorum. Bir kere Denizli hakikaten zihnem rahat ettiğim bir yer. Yani 80'den fazla ülke dolaştım. Bazı ülkeler çok yakıcı, yorucu. Bazı ülkelerde acayip rahatlatıcı yerler oluyor. Öyle favori ülkelerim var. Bir de pek çok insanın çok sevdiği ama beni daha uçaktan inenmez yoran, enerjisi yoran ülkeler var. Şehirler de öyle. Ama burada oda başkanlarımız, belediye başkanımız, Maksiyed'in değerli başkanı, hep beraber muhteşem bir sinerji oluşturmuşlar. Ve bütün bu sinerjiyi, bütün bu organizasyonu Maksiyat Başkanımıza, üyelerine, yöneticilerine tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir kere harika bir organizasyon. Denizli'yi böyle bir arada görmek çok iyi ama aynı zamanda da diğer başkanlarımıza da teşekkür ederim. Hiçbir bu kadar uzun süre bir toplantıda kalmak kolay bir iş değil. Onun için de bir kez de onlara teşekkür ederim. Ben Denizli'de de bir makina sektörünün doğduğunu görmekten mutlu oldum. Çünkü makina sektörü kolay doğan, kolayca kurulacak bir sektör değil. Bazı ülkelerde o ülkelerin bakanlarından davet aldım diyor, Rusya'da dahil buna. Biz buralarda nasıl makine sektörünü geliştiririz şeklinde konuşmalar yaptık, bana sorular sordular. Bu kolay bir iş değil. Yani bir yerden bir makineyi alıyorsun, en son teknoloji makineyi alıyorsun ve o makineleri kullanarak üretim yapıyorsun şeklinde bir iş değil. O makinelerin ta kendisini yapmak bambaşka bir iş. Dolayısıyla da bu işin zorluğunu da bilen biri olarak, dünyada da kolay olmadığını gören biri olarak ve bunu üretmeyi başaramayanların, yani üretim araçlarını üretmeyi başaramayanların zengin bir ülke konumuna gelemediğini net şekilde gören biri olarak söyleyebilirim ki bunlar sevindirici gelişmeler. Ama
bir şeyin ya da olayın hangi pencereden baktığımıza göre işin rengi değişiyor. Eğer dünyada dün gündüzki toplantıda da söyledim, 300 yıl evvelsine kadar dünya ekonomisinden aldığımız pay hesaplanabiliyor. Bir daha tekrar edeceğim bunu. 300 yıldır dünya ekonomisinden %0.7 ile 1.3 arasında pay alıyoruz. Zengin bir ülke olmamız için %3 almamız lazım. Ama 300 yıldır, duymayanlar için söylüyorum, aynı çizgide gidiyoruz aslında. Dünya büyüyor ekonomik olarak, biz de aynı oranda büyüyoruz. Ama önümüzdekileri yakalayabilme durumunda değiliz. Biliyorsunuz G20'den de çıktık. 2021 yılında dünya ekonomisinden aldığımız pay %0.8. Bu 300 yıllık saykının en altlarından birinde. O zaman buradan memnunsak hiçbir sorunumuz yok. Aç yok, açık yok. Dünya da zaten büyüyor. Bir parça daha yukarı gideceğiz her seferinde. Sorun yok. Ama şöyle bir derdiniz varsa, ki bir imparatorluk bahçesi olduğu için ben bunu insanlarımızda görüyorum. Hatta bu toplantıda böyle önce Efeler çıktı, şöyle bir yükseldim. Peşinden de Mehmet Başkan bir girdi vatan millet diye, ben bayağı bir gaza geldim. Allah'tan başkanlarımız sakin konuştular da ben de sakinleştim biraz. Şimdi eğer derdimiz biz de zengin ve dünyanın refah yüksek ülkeler arasında olalım, biz de çok daha iyi şartlarda yaşayalımsa, biz de daha güçlü olursak daha az saldırıya uğrarız diye düşünüyorsak ya da dünyaya verebileceğimiz bir şeyler olduğunu düşünüyorsanız kültürel olarak, sosyolojik olarak kadar neyse, o zaman bu 300 yıldır yaptıklarımızdan farklı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Farklı şeyler düşünmemiz gerekiyor. Şirketler de öyle değil midir? Sizi A noktasından B noktasına getiren strateji ve insan kaynağı B'den C'ye götürmez. Bakın doğada da en güçlü hayvan tek başına 60-70 tane hayvana mukayyet oluyor. Onun üzerine çıktığı zaman çıkamıyor. Çünkü içgüdüleriyle ve bizzat kendi kişisel gücüyle bunu. Onun üzerine çıkması gerektiği zaman işte insan onu yapabilir. Organizasyon becerisi gerekir. Sizi B'den C'ye getiren de C'den D'ye getiriyor. Dolayısıyla farklı stratejiler. Ben 4 aşamada değerlendiriyorum bunu. Çok uzatmayayım o kısmını. İşte biz bu geçişleri yapmayı ya da yapmamız gerektiği konusunda biraz aramızda tartışmamız gerekiyor. Bu konuları biraz tartışmamız gerekiyor. Bu arada buradan bayağı bir sıcak kuruyor. Ben başkan seni terledi dedim. Meğerse. Şimdi şöyle birkaç örnek vereceğim. Türk sanayisi %70'i orta düşük ve düşük teknolojiden oluşuyor. Bu proporsiyonla o yukarı gidemeyiz. Yüksek teknoloji %3. İhracatta baktığımız zaman orta yüksek ve yüksek gelişeceğine orta düşüğün geliştiğini görüyoruz. Bu tehdidi iyi algılamamız lazım. O zaman bu orta yüksek ve yüksek teknoloji %60'lara getirmeden işte oraları hayal edemeyiz. İkincisi de bu girişimcilik konusuna değinmek istiyorum. Genç kardeşlerimi de görüyorum. Hep Türkiye'de şöyle bir şey söyleniyor. İşte daha fazla girişimci, hele Türkiye İhracatçılar Meclisi, TOB'un bu konuda açıklamaları var sürekli. Daha fazla girişimci. Ben bunu sormuştum bir yerde de. Sonra o sorudan sonra biraz kesildi bu. Arkadaşlar dünyada nüfusuna göre en yüksek girişimci oranı en yüksek ülkeler hangileri, bilen var mı aranızda? Söyleyeyim ben size. Bir Yunanistan, iki Türkiye. Şaşırdınız mı? Evet, şaşırmayın. Şimdi her şeyde olduğu gibi nitelik önemli. Biz bu nitelik meselesinden çıkıp niteliğe girmemiz gerekiyor. Rektörümüz de burada. Daha çok üniversite değil, daha nitelikli üniversite. Daha çok girişimci değil, daha nitelikli girişimci.
Sayıların tok olması hiçbir şey ifade etmez. Nitelik ve biz bunu ölçmemiz lazım. Bu potansiyele sahip miyiz? Bugün potansiyel fıkrası anlattım size. Bu potansiyele sahibiz. Ama biz bu potansiyeli yıllardır değerlendiremiyoruz. Ben en genç ihracatçı birliği başkanıydım. O zaman da potansiyeldi. Şimdi de potansiyel. 100 yıl evvel de potansiyel. Muhtemelen 100 yıl sonra da potansiyel. Artık bunu, bu potansiyeli açığa çıkaracak, daha başka şeyleri yapmanın neler olduğunu daha açık ve samimi bir şekilde tartışmalıyız. Çünkü buradan çıkışın en büyük zorluğu vasatlık bir konfor alanıdır. Durduk yerde kimse oradan çıkmak istemez. Ben de dahil. Bizi itecek güç ne olmalıdır? Bizi buradan çıkartıp daha yukarı seviyeye kendimizi geliştirmek için mücadele etmeyi hissettirecek güç ne olmalıdır? Bunu oturup tartışmak gerekir. Ben kürsüleri, konuşmayı da severim, kürsüyü de severim. Daha fazla uzatmayayım. Arkadaşlar, velhasıl kısaca şu. Biz ne alt seviyede bir yerdeyiz ne üst seviyede. Ortadan memnunsak sorun yok. Aynı bu şekilde devam edelim. Yok yukarıyı hedefliyorsak bugüne kadar yaptığımız her şeyden çok farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Ben Denizli'ye, sizlere, Sayın Başkanıma, değerli başkanlarıma ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Maket Başkanı Sayın Adnan Dalga Kıran'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Kutlağan'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Rektör. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, oda başkanları, makbet başkanı, çok değerli iş insanları, çok kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Tabii ülkelerin yarışında üniversitelerin de önemli bir payı olduğunu hepimiz malumdur. Pamukkale Üniversitesi de Türkiye'de üniversiteler arasında yer almış, 30 yılını tamamlamış bir üniversitedir. Pamukkale Üniversitesi'nin en büyük şansı ise çok ciddi bir sanayi bölgesine sahip olmasıdır. Dolayısıyla sanayiyle bütünleşmiş bir üniversitenin peşine düştük. Buradan ne çıkarmak istiyoruz? Öncelikle sanayinin problemlerini üniversite masalarına, üniversite salonlarına taşımak istiyoruz. Bu taşıdığımızda eğer biz sanayinin problemlerini çözebilirsek, onlara Ar-Ge, inovasyon, daha üst sınıfta, Makbet Başkanım dediği gibi, daha üst seviyelerde yarışmaya katkı sağlayabilirsek gerçekten bizler de ödevimizi yapmış oluruz. Ben Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Rektörü olarak çok mutlu ve nimet taşıdığımı düşünüyorum. Çünkü ne gün üniversitenin bir sorunu var, oda başkanlarım başta olmak üzere, maksiyat başkanımız burada kendisi, her zaman yanımızda oldular. Biz de sanayinin yanında olmak istiyoruz ve bunun için de çok önemli kararlar aldık. Bu kararların en önemlisi iş yerim okulum projesi ile artık üniversitedeki fakültelerimiz, meslek yüksek okullarımız 3+1 ve 7+1 uygulamalı eğitime geçmiş durumdalar. Her öğrencimizin bir uygulama yapacağı bir sanayici sektörel firma olacak ve böylelikle biz yetişmiş insan gücünü daha kaliteli hale getireceğiz. Öğrenciyken sanayicinin problemlerine ortak olmuş bir geleceği yapmak istiyoruz. Diğer taraftan biraz önce masada Makbet Başkanıma bahsettim. Kendisi de çok güzel önerilerde bulundu. Biz üniversite olarak fil dişi bir kulede yaşamayalım. Bu çok bizi artık alt sıralara düşüren bir durum. Lütfen sanayicimiz, üniversite hocası sanayiye gelmiyorsa o sanayicimiz hocayı davet etsin. Ona bir çay içirsin. Dertlerini anlatsın.
Çünkü bu çok önemli bir durum. Eğer ben hastanın derdini bilmezsem ki kendim doktorum, hasta bana şikayetini söylemezse nasıl çare bulacağım? Aynı şekilde sanayici de artık üniversite bizim yanımıza gelmiyorsa biz onların yanına gidelim desin. Maksiyat başkanım geliyor, kendini teşekkür ediyoruz. Burada da bugün bulunan hocalarımız var, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama bu sektörel toplantısında ben mühendislik fakültemizin tüm hocalarının olmasını istiyordum. Bir dahaki toplantıda inşallah bunu sağlarız. Çünkü gerçekten sorun çok büyük. Neden orta seviyelerde kendi kendimize memnun kaldığımızın da aslında sebeplerini çok iyi biliyoruz. Burada çok güzel bir şey söyledi. Tabii benim çocukluğuma götürdü. Maksiyat başkanımız. Buraya yemek yemeye mi geldiniz dedi. Biz de tarlaya bağa giderdik çocukken götürürlerdi. Hemen çocuğuz ya acıktık derdik. Buraya yemek yemeye mi geldin derlerdi. Biraz çalış. Dediler ki konuşma yapmak ister misin? Ya isterim tabii dedim, şu yemeğin hakkını vereyim, kurtulayım dedim yani. Evet, Denizli çok farklı bir ildir değerli misafirlerimiz. Ben Denizli'de 2,5 yıldır bulunuyorum. Bundan önceki hayatım Türkiye'nin çok değişik yerlerinde, büyük şehirler dahil geçmiştir. Denizli'ye geldim, sanayiciyi ziyaret ettim ve kendi kendime dedim ki gerçekten durma mümkün değil, çalışmamız lazım. Ve 100. yıl kutlamalarını yapacağız derken ilk kutlamayı da makine sektörü yaptı. Sloganımız aynı. Diyor ki başkan, makine sektörü ve diğerleri, ben de aynı şeyi söylüyorum, Pamukkale Üniversitesi ve diğerleri ve böylece yol alabileceğimize önce güven duygusunun gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. Ege Kariyer Günleri, ülkemizde 11 bölgede yapılan kariyer günleri, Ege Kariyer Günleri bugüne kadar hep İzmir'de yapıldı. Biz dedik ki Pamukkale Üniversitesi olarak niye bu Denizli'de yapılmıyor? Ve Ege Kariyer Günleri Fuarı Denizli'de yapılacak. 24 Şubat, 25 Şubat. Burada Sayın Başkanımızın da büyük katkısıyla Kongre Kültür Merkezimiz, Nihat Sebeççi Kongre Kültür Merkezi'nde yapılacak. Her birinizi şimdiden ayrı ayrı davet ediyorum. Orada üniversite sektörel bağlantıyı kurmuş olacağız. Bu da bizim için bir adım olsun. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Makine sektörü geleceğimiz olduğuna ben de inanıyorum. Hoşça kalın. Sayın Rektörümüze konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zola'nın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Evet, çok değerli rektörüm, çok değerli oda başkanlarım, MAKFET'in çok değerli başkanı, başka illerimizden Denizli'mize gelen çok değerli başkanlarım, çok değerli misafirlerimiz, Denizli ve Denizli dışında gelen çok değerli iş insanlarımız, maksiyadımızın çok değerli başkanı. Ben öncelikle hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz Denizli'mize, şehrimize hoş geldiniz. Toplantımızın hayırlılara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii başkanım saat 14'ten itibaren sizleri toplantıya almış. Ben kendisini aradım, başkanım bana ihtiyaç var mı dedim. Yok dedi, sana ihtiyaç yok başkanım. Onun için biz saat 14'ten itibaren çalışmadığımız için rektörümün bahsettiği gibi bize yemek vermediler çalışmadınız diye. Başkanım. Tabii şunu belirtmek isterim. Denizli birçoğunuzun bildiği tükettiğinden daha fazlası üreten bir şehir. Satın aldığından daha fazlasını satan bir şehir. Gerçekten çalışkan, birçok güzellikleri içinde barındıran, gayretleriyle bugüne getiren çok insanlarımızın katkılarıyla. Çok şükür Denizli'miz hem sanayisiyle hem ticaretiyle, tabii son
10-15 yıldır yapmış olduğu yerel yönetimler hatayla böyle bütün halde yukarıya doğru çıktı. Tabii Denizli sadece sanayi şehri değil, Denizli'miz aynı zamanda turizm kenti. Yılda 2,5 milyon turistin geldiği bir şehir. Birçok ülkelerden buraya gelişler var. Aynı zamanda Denizli'miz sanayi şehri, turizm şehri ama tarım şehridir. Birçok ürünlerde birinci sırada Türkiye'de üretim miktarı anlamında ikinci sırada, üçüncü sırada yer alan ürünlerimiz söz konusudur. Bu noktada Denizli'miz baktığımızda üç sektörde her alanda güçlü olan bir şehir, böyle farklı şehirlerden birisi. Onun için ben öncelikle böyle güzel şehrimize hoş geldiniz diyorum. Tabii ki Denizli'miz üreten dedik. Makine sektörü farklı bir şey. Makine sektörü fabrika üreten fabrikalar yapmak gerek. Gerçekten biraz önce başkanımızı da dinledik. Çok çok önemli şeylere değindi. Eğer makineyi kendiniz üretemiyorsanız, istediğiniz üretimi başkalarından önce yapamazsınız. Ancak ikinci el makinelere veya başka sürümler çıktıktan sonra o sürümleri buraya getirme imkanımız var. Onun için makine sektörü çok çok kıymetli. İşte biraz önce konuşulduğu gibi alamadık, paramızla alamıyoruz. İHA'ları, SİHA'ları, işte F-16'ları paramızla alamıyoruz. Demek ki birçok şeyi kendimizin yapması gerekiyor. Onun için de insan anlamda kaynağımız üst seviyede. Türk insanı zekidir, çalışkandır. İnşallah o ortamlar da artık sağlandı. İnşallah birçok şeyleri, ilkleri inşallah ülkemizde yaptık. Yapmaya da inşallah devam edeceğiz. Tabii ki en önemli şey ARGE. O araştırma noktasında, geliştirme noktasında ARGE çalışmalarımızı en üst seviyede kaynak aktarmamız gerekiyor. Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız bu konuda en üst seviyede destekler veriyor. Tabii bunun yanında inşallah birliktelik çok çok kıymetli. Herkesin bir araya güçlü bir şekilde gelmesi gerekiyor. Bir farklı boyutta baktığımızda teknolojik ürün, üst teknoloji anlamında baktığımızda ithal edilen ürünler veya kilogramı düşük olan ihracatta onu yükseltmek anlamında birçok teşvikler söz konusu. İnşallah bunları bir potada değerlendirerek kim yapacak demeden, birilerini bir şey söylemeden biz işi koyulmamız lazım. Hep beraber el ele verip işe koyulmamız lazım. Sağımıza, solumuza, arkamıza bakmadan biz varız diye burada çok ortaya çıkan iş insanlarımız var. İnşallah aynı gayretle, aynı güç birliğiyle inşallah bunları gerçekleştiririz. İşte Denizli'mizde maksiyatımızın arzu ettiği, burada çok makine sektöründe uğraşan iş insanlarımız var. Onların da gayreti ve bizlere yönelik birçok toplantılar, talep ettiler. Biz birlikte olduk ve o çalışmaları yaptık. Yer anlamında belirlendi ve sağ olsun hazine milli emlak ait mülkler de çok çok bedava denecek rakamlarda da organize sanayi anlamında maksiyatımıza, sanayi odamıza tahsis edildi. Planları bitti. İnşallah en yakın zamanda yatırım olsun istiyoruz. İnşallah bu güzellikler ülkemizde çoğalsın ve artık ihracatımız, ithalatımızın önüne geçsin. Hedefimiz o olsun. Ve makineyi eğer biz kendimiz üretirsek inşallah başka ülkelerde satma ve o gücü, çünkü gerçekten üretirseniz ve ilki üretirseniz sadece parasal anlamda güç elde etmiyorsunuz. O makineyi vermek noktasında başka siyasi veya ülkenin çıkarları noktasında da söz sahibi oluyorsunuz. Pazarlık gücünüz artıyor. Tabii ki inşallah bunu arttıracağız. Tabii bizim ülkemizde en büyük sıkıntı bugüne kadar, yok yakın tarihimize kadar sanayi ve üniversite işbirlikleri. Yani teoriyle pratiği buluşturulamamış. Herkes kendi yerinde en iyisini yapmaya çalışıyor. Herkes değerli. Herkes güzel işler yapıyor. Teoriyi bilen çok iyi biliyor. Uygulama üreten de kendisine göre çok iyi üretiyor. Ama bu güç birliğini bir araya getirmemişiz. İnşallah artık üniversitelerimizin bakışı son 5-10 yıldır farklı boyuta geçti. Uygulamayla, üretimle teorinin, üniversitenin bir araya gelmesi çok çok kıymetli. Onlara imkan verilmesi tabii ki çalışanımıza ve değerli yetişmiş beyinlerimize de inşallah sahip çıkmak gerekiyor. Ben
çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Bakıyorum yorulmuşsunuz. Bir de Mehmet Başkanım bana son sözü verdi. Aslında ilk konuşmayı da kendine aldı. Sizler böyle diriyken, yorulmamışken ben bu programı teşvik eden, düzenleyen, emek veren, başta maksiyatımıza, makfetimize ve tüm katılım sağlayan insanlarımıza, iş insanlarımıza, derneklerimize, okullarımıza, birliklerimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizin yarını bugünden daha güzel olsun. Biz aynı ülkede aynı kaderi paylaşıyoruz ve ayrıya gayrıya düşmeden birlik ve beraberlik içinde el ele kol kola vererek enerjimizi toplayarak bütünleştirerek inşallah daha yukarıya daha ileri gitmeyi de Allah'ım bizlere nasip etsin diyorum. Hepinize katılımdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri yoğun bir şekilde devam ediyor bildiğiniz üzere. Şu anda kendisi de aramızda olamadığından Denizli Milletvekili makine sanayicilerine ve iş dünyasına gerek ilimiz Denizli ve gerekse bölgemiz Ege olmak üzere Türkiye çapında büyük destekleri var kendisinin. Maksiyat kurucu üyesi ve Denizli Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu üyesi ve Denizli Milletvekilimiz Sayın Şahin Tine sözü bırakıyoruz. Canlı bağlantıyla kendisi sizlere seslenecek ve söz Sayın Vekilimizde. Makine sektör toplantımızın önce hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı olmasını ve başarılı olmasını bir yaratımdan niyaz ediyorum. Çok değerli bu arada Maksiyat Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli protokol üyesi arkadaşlarımız da var orada. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli rektörümüz, Cevros Başkanımız, Sanayicis Başkanımız ve tabii ki Denizli Erkan Bilgi Başkanımız, Borsa Başkanımız, Cevros Borsa Başkanımız ve yine müsaade olarak gelen Makfet Başkanımız Adnan Bey, ona da hoş geldin diyoruz. Değerli basın mensupları, değerli sanayiciler ve çok değerli sektör temsilcileri. Öncelikle bugün sabahtan beri yapmış olduğumuz çok değerli çalışmalar neticesinde Türkiye'deki makine sektörünün sorunlarını, bundan sonraki yapılacak olan hedeflerini ortaya koydunuz. Ve bunu da inşallah herhalde raporlaştırarak biz de Deniz'in temsilcileri olarak ve tabii ki burada gerekli yerlere, bakanlıklarımıza ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanımıza kadar bu talepleri ve istekleri biz de iletmekte görevliyiz. Bu çerçevede inşallah bizim biz de şanslı olarak bir sanayici olarak bu sektörün içinden gelen bir arkadaşımız olarak da tabii ki makine sektörünün, yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, girişimcilerimizin buradaki yaşadığı sıkıntıları ve sorunları ve gelecek hedeflerini biliyoruz ve takip ediyoruz. Ve en iyi şekilde de bunun da çözümlenmesi için gayret sarf ediyoruz ve bundan sonra da Allah'ın izniyle takip edeceğiz. Tabii buradaki ana konu ve gündem başlığı Türkiye'nin 100. yılında makine sektörü. Yani çok önemli bir ana makine olmazsa üretim yapamayız. Üretim yapamazsak ihracat da yapamayız. Tabii ki bu da Türkiye'nin gelişiminde bir engel olacak bir dolayısıyla. Bu sebeple de Türkiye olarak her alanda bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda efendim savunma sanayinden yine üretim sanayindeki makine sektörüyle gelmiş olduğumuz gelişme gerçekten çok bir değer falan kaydetmiştir, kaydetmektedir. Ama bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunun daha çok artırılması lazım. Türkiye, Allah'ın izniyle dünyada bir numara olması gerekiyor. Nasıl biz Avrupa Birliği'nde bir Alman makinesi, bir İtalyan makinesi diye veya bir İngiliz makineleri bugün dünyada gün sağlıysa artık Türkiye'nin de Türk makinelerini bugün piyasalarda olduğuna karar vermekteyiz. Birçok yapmış olduğumuz gezilerde
birlikte burada iş dünyamızda yapmış olduğumuz, odalarımızda yapmış olduğumuz gezilerde gözler fark etti. Çünkü efendim bir İtalya'ya gittik. İtalya'da makine sektörü, mermercilik sektöründe nasıl mermer makinelerin yapıldığını ve o Türk makinelerin arandığını gördüm. Almanya'da aynı şekilde tekstil fuarına gidiyoruz. Tekstil makine fuarına gidiyoruz. Orada da tekstil makinelerin arandığını görüyoruz. Kablo makinelerin aynı şekilde. Gıda makinelerin aynı şekilde üretildiğini görüyoruz. Bu da Türkiye'de denizimizde de üretilmekte. Bu anlamda ben denizli sanayilerimizle de yatırımcılarımızla da gurur duyduğumu buradan gerçekten belirtmek istiyorum. Orada tabii ki Ticaret Oda Başkanı'nın Uğur Erdoğan'ın bize vermiş olduğu deniz sanayici ve uçak mevcutlanmaları platformu, deniz platformu ortak deniz ile ilgili sıkıntı ve sorunlarını dile getirdiği bir dosyayı bize ulaştırdılar. Bunu da bu hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baranga gittik. Orada sizlerin taleplerini kendisine bizzat ulaştırdık ve oradaki deniz ile ilgili sorunlarımızı, taleplerimizi, isteklerimizi dile getirdik. Keza hayırlısıyla inşallah 22 Aralık'ta da Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baranga ve Denizli'ye gelecekler. Orada birlikte kendisiyle güzel toplantılar yapıp dilek ve temennilerimizi kendilerine orada yapmış olacağız. Bizzat yerinde, kendi evimizde. Bu hafta da inşallah Ticaret Bakanımız Mehmet Uluş Bey'e Denizli platformumuzun bizden talep etmiş olduğu istekleri, hükümetimizden talep etmiş olduğu istek, talep ve destekleri de onu kendilerine sunmuş olacağız. Tabii buradaki efendim, özellikle ithalatçılarımızın son birkaç ayda Avrupa'daki yaşanan enerji krizi, tabii ki Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan bir talep daralması sebebiyle ne yazık ki Türkiye'de ve denizdeki tekstil ihracatının azalmasından dolayı da bazı tekstil girişimlerimiz, yatırımlarımızın da sorunlar yaşadığında bize dile getirilmişti. Bu çerçevede de bizden talep edilen kısa çalışma ödeneğinin tekrar gündeme alınması, çıkarılması talebi var. Tabii işte efendim işe devam kredisi destekleri gibi finansmana ulaşmak yaşanan bazı sıkıntılar burada verilmişti. Yine ihracatçı firmalarımızda işletme sermayesi, yine ham madde sermayesi, Exim Bank'ın efendim seksiyonusu kredi destekleri ve enerji maliyetlerindeki artışlarda daha çok devletin desteklerinin taleplerinin burada getirdiğini görmekteyiz. Böyle garanti kurumun tekrar açılması talebi var. Bu çerçevede baktığımızda inşallah şunu söyleyebilirim. 2023 yılında sanayilerimizin depremlerden artırılması ve üretimlerden artırılması için bu çerçevede inşallah yeni finans kaynaklarını piyasalara, bankalara açılması olacak ve iş dünyamızın da burada inşallah burada kullanımı için açılacaktır diye bunu da buradan sizlere belirtmek istiyorum. Tabii yine bu çerçevede baktığımızda bizim makine sektöründe daha önce de Maksiyat'ta yapmış olduğumuz toplantılarda özellikle burada makinecilerimizin önünün açılması, teknolojinin daha hızlı artmasıyla teknolojik makineler daha fazla üretilmesi ve dünyaya burada efendim satılması doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda bazı burada talepleri vardır. Burada aynı zamanda bakanlık ziyaretimizi de biz bunu aynı zamanda gördük ve takip ettik. Nedir? Efendim teknik eleman desteğini talep ettiler mesela. Evet, teknik eleman desteği ara eleman ve dolayısıyla elemanla ilgili çalışmalarda burada Milli Eğitim Bakanlığımızın meslek liselerindeki öğrenci sayısının artırılması, teşvik edilmesine dönük birçok burada yönetmeliklerle öğrencilerimizin meslek alanına teşvik edilmesine ilgili çalışmalara destek verildi bu anlamda. Ve aynı zamanda Türkiye'de üretilen makinelerin aynı kategoride, aynı teknik özelliklerdeki makinelerin yurt dışından getirilmesine dönük vergi ve gümrük verinin artırılmasına talepleri vardı. Bunu da aynı şekilde biz yine getirdik ve inşallah bu da yerine geliyor. Zaten bu da MAKFET aracılığıyla
bakanlıklarımıza, Ticaret Bakanlığı'nda sunuluyor ve bununla ilgili aynı şekilde de destekler sağlanıyor. Ve bu çerçevede yine aynı şekilde muhabbeti temin konusunda bir sıkıntılar ve yine diğer üretimle ilgili sorunları da bize getiriyor. Bu konularda da biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Denizimizde sağ olsun gerek STK'larımız, odalarımız, gerekse büyükşehir valiliğimizde makine ihsas OSB ile ilgili aşıyorlar. 3 yıl, 1 yıl resmi olarak 5 yıldır da uzun dönem içerisinde çalışmayla belirli bir noktaya geldik. Yani denizimiz için yeni Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan ve resmi gazeteye yayınlanan acele kamulaştırma kararıyla denizi makine ihsas OSB'nin daha güçlü bir şekilde hızlanacağını ve inşallah bu sanayilerimize, arsalarımıza sunacağını biz burada belirtmek istiyorum bir kez daha. Hayırlı olsun diyoruz bütün efendim denizi sanayilerimiz için, makinelerimiz için bu şekilde inşallah 2023 yılında gaz memur belki de fabrikalarımızı, binalarımızı yapmaya gayret edeceğiz. Burada hep birlikte diyoruz. Buradaki amaç neydi? Buradaki amacın birçok sebebi vardı. O da şuydu. Buradaki esas ana amacımız sanayilerimizin, girişimlerimizin ellerindeki sermayeyi açmanın toplara gömmemesi. Bunu daha çok binalar yapması, yeni makineler alması, teknolojik ve know-how'la burada kendi ürünlerinin geliştirmesini amaçlamaktı. Ve buna da inşallah ulaşacağız. Böylece daha uygun fiyatlı arsaların yatırımlarımıza, girişimlerimize temin edilmesini buradan sağlamış olacağız değerli arkadaşlar. Ve tabii ki burada aynı zamanda da bir anlamda da rahmetini de yapmış oluyoruz, önüne geçmiş oluyoruz bir şekilde. Dolayısıyla değerli sanayicilerimiz, değerli misafirler, burada ben öncelikle sanırım alınmış olan kararların her zaman yanında olduğunu, sanayicilerimiz, sanayicilerimizin yanında olduğumuzu burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu çerçevede bugün yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde inşallah bu bilgilerle bize değerlendirildi. Biz de ilerikli şekilde biz hükümetimizle, bakanlıklarımızla bunların çözümü için beraber, birlikte hep beraber çalışacağız. Ve önümüzdeki 2023 yılı, yani Türkiye'nin 100. yılında makine sektörü ve aynı şekilde üretim sektörünün daha iyiye, daha güçlü şekilde ulaşacağı dönem içerisinde. Bunu da biz deniz olarak, yine aynı şekilde sanayi bölgelerinin, yeni sanayi bölgeleri olarak, yeni sanayi siteleri olarak, yani burada işte yeni ticaret odamızın Uğur Erdoğan'ın bazı çalışmalarına biz de buradan elimizden geldiğine destek veriyoruz. Borsa, ticaret borsamızın çalışmalarına elimizden geldiğine destek veriyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Birliği yine birliğinin başkanımızın da bizden talepleri oldu. Bu çerçevede inşallah Denizli OSB'ler kenti yapacağız. Denizli sanayi siteler kenti yapacağız. Denizli aynı zamanda da artık bundan sonra aynı şekilde üreten İhracatını inşallah daha büyük hedeflere doğru önümüzdeki işte Türk yüzyılında inşallah 10 milyar dolarlara ulaşan bir ihracata ulaşacak üretimin temellerinin en önemli birisi olan atmaktır. Bu çerçevede ben hem sanayi başkanımıza, Ziya Bursa başkanımıza, Borsa başkanımıza, İhracatlar Birliği başkanlarımıza, esnaflarımıza ve tüm sanayici ve girişimlerimize, buradan iş insanımıza, iş adamlarımıza, iş kadınlarımıza ben hayırlı uğurlu olmasını temin ediyorum. Bir hedefle inşallah biz de Büyükşehir Belediye'miz aynı zamanda tabii ki birlikte yeni Türkiye yüzyılına hep beraber uçağa imar edeceğiz. Hep beraber birlikte ulaşacağız diyorum. Hepinizi ben sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın tekrar hayırlı vesile olmasını temin ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yine şu anda aramızda olamadığından canlı bağlantıyla bizlere kıymetli konuşmalarını yapmak üzere sözü Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Turagay'a bırakacağız. Buyurunuz Sayın Bakanım, söz sizdedir konuşmanız için. Şahsım ve Ticaret Bakanlığı'na hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gerçekten bugün sizlerle beraber olmayı çok arzu ediyordum, onu söyleyeyim. Bütün planlamamda aslında bugün sizlerle beraber olmak için yapmıştım. Ama maalesef çok önemli bir gelişme oldu. Ankara'da çok önemli, Sayın Bakanımızın başkanlığında iki tane toplantı yapmak durumundaydık. Onun için kalbim sizlerle, gönlüm sizlerle, belki sizlerden uzak değilim ama en azından bu ekranlardan sizlere de ulaşabiliyor. Onun için tekrar diyorum, bugün sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Evet, makine sektörü. Makine sektörü dediğimiz zaman aslında gelişmiş ülkelerin en önem verdiği sektörlerin başında geliyor. Bugün dünyaya adını yazdırmış olan birçok gelişmiş ülkenin temelinde makine sektöründe, makine varsanları sektöründe atmış oldukları o büyük adımlar var. Baktığınız zaman dünya makine sektörünün bir zamanlar %80'ini, %84.7'sini gelişmiş ülkeler yaparlarken üretimi, bugün bu rakam %63'lere gerilemiş durumda. Dolayısıyla aslında burada bizler için de ne kadar büyük bir fırsat, ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu ortaya çıkıyor. Birkaç tane rakam vereceğim. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz ama bu rakamları özellikle sizle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de son 12 çeyrektir, hepiniz gayet iyi biliyorsunuz, makine ve teçhizat yatırımları sürekli artıyor. Geçen sene 2021 yılında Türkiye'nin makine üretimi %31 artış gösterdi. Biliyorsunuz, bilmiyorum biliyor musunuz ama dünyada en fazla artış gösteren ülkelerin başında Türkiye'miz geliyor. İki yıla baktığımız zaman o iki yıllık dönemde sürekli büyüyen 7 ülkeden biri Türkiye'mizin makine sektöründe. Bunlar azımsanacak başarılar değil. Tabii zor dönemlerden geçiyoruz. 2019'u beraber yaşadık. Kapasite kullanım oranlarının düştüğü bir yılda. 2020 yılı pandemi yılıydı. Pandemi yılına rağmen biz gene büyümeye devam ettik. 2021 yılında inanılmaz bir zıplama gösterdik. Dolayısıyla bunlar aslında sektörümüzün ne kadar başarılı, ne kadar kendine emin adımlarda ilerlediğinde bir göstergesi. 2021 yılında ihracatımız 7.2 milyar dolar oldu. 7.2 milyar dolara baktığınızda dünya ihracatı ne kadar biliyor musunuz makinede? 1.9 trilyon dolar. Bizim payımız hala %1.04 civarında. Ama ilk kez %1'i geçtik ve dünyanın 24. en fazla ihracat yapan ülkesi haline geldi. Bunlar da az başarılar değil. Onun için huzurlarınızda özellikle sektörümüzü sizlere kutlamak ve tebrik etmek istiyorum. Kolay 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 değil. Önümüzde gidecek çok yol var mı? Evet var. Tabii ki bir algı var, o algıyı da yıkmamız gerekiyor. Hala ithalatımızda önemli bir iddiada yurt dışına bağlılığımız devam ediyor. Tamam, eskiden 15-16 milyar dolardı ithalatla ihracat arasındaki fark. Bugün belki 10 milyar dolarlara geriledi ama daha yapacağı, atacağımız çok adım var. İhracatımız 20.2 milyar dolar yani 2021 yılında. 2022 yılında, 2021 yılında ithalatımız 30.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 10 milyar dolarlık bir açığımız hala var. Onun için de algıyı da değiştirmemiz lazım. Nedir bu algı? Hala Türkiye'de belli alanlarda yabancı makine dediğimiz zaman onların bizden daha iyi yaptığına inanıyoruz maalesef. Bu algı yavaş yavaş değişiyor ama önümüzdeki dönemde hep beraber biz de Ticaret Bakanlığı olarak bu algının değişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugün dünyada baktığınızda toplam makine sahibi sermaye yatırımı ne kadar biliyor musunuz? 5.2 trilyon dolar. 5.2 trilyon dolar ne demek? Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 800 milyar dolar olduğunu düşünürseniz onun kaç katı olduğunu hep beraber görüyoruz. Yani dolayısıyla bu kadar büyük bir yatırım var dünyada. Ve bu yatırım toplam imalat sanayi içerisinde makinenin payı dünyada %10'lar civarında.
son dönemde satın alma ve birleşmelere baktığımızda ise imalat sanayinde satın alma ve birleşmelerin en fazla yapılan sektörler arasında makine sektörünü görüyoruz. Dolayısıyla makine sektörünün önemi özellikle pandemi döneminde daha da fazla arttı. Sanayileşme stratejileri tekrar içe dönük olarak tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle tekrar gündeme geldi. Dolayısıyla bizim de makine sektörümüzü daha da fazla geliştirmemiz lazım. Eksikliklerimiz var mı? Var. Evet. Onun girişimci sayımız ne kadar? 1000 girişimcimiz var. Toplam imalat sanayinin %11.49'una denk geliyor. 51.000 girişimcinin 21'i esas itibariyle imalatçı pozisyonunda. 20.000 imalatçı az değil arkadaşlar. Aslında ölçek ekonomisinden yararlanmak istiyorsak biraz birleşmeyi, biraz konsolidasyonu da el ele verdiğinde düşünmemiz lazım gelir diye düşünüyoruz. Ama benim gördüğüm en organize, en iyi sivil toplum kuruluşlarının olduğu sektör makine sektörü. Bir ilacatçı birliklerimiz var, Maxim, Macfield'imiz var, Maxia'mız var. Maxia'dan gelen arkadaşlarımızla Denizli milletvekilimiz, biraz önce kendisi de gayet güzel bütün görüşlerini ve yapacaklarını sizlerle paylaştı. Denizli milletvekilimiz Şahin Bey'in vasıtasıyla tanıştı. Gerçekten onlardaki o samimiyeti ve o işlerini o kadar gönülden hissettim ki ben de kendimi bir Denizli'yi görmeye başladım diyebilirim. Hem makinacıyım hem Denizli'yim. Dolayısıyla bugün orada Denizli'de böyle bir faaliyetin gerçekleştirmesi de bizi çok sevindiriyor. Peki diyeceksiniz, siz ne yapıyorsunuz? Ya tamam, bu kadar öldünüz makine sektörünü. Devletimiz biraz daha desteklemesi lazım gelmez mi diye soracaksınız. Bakıyorsunuz, şimdi her zaman geliştiri vardı. Yatırım teşvik vergilerinde ithal makine getirildiği zaman ithal makineye gümrük muafiyeti tanınıyor. Eğer bu şekilde ithal makinacılar, bir anlamda ithal makine üreticiler, makine üreticiler yani yurt dışındaki makineler üreticileri destekleniyor deniyordu. Bununla ilgili Sanayi Teknoloji Bakanlığımız 2021 yılında bir adım attı. Bu sene Şubat ayında bu adımı daha da genişletti. Bugün 203 kiti yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanamadan eğer ithal edilmesi Türkiye'ye getirilebiliyor. Yani dolayısıyla gümrük muafiyetinden yararlanma imtiyazı bu 203 kitinde kaldırıldı. Başka kitiler de var. Bunlarla ilgili başvurular da yapıldı, onu da biliyoruz. Bununla ilgili bir şekilde konumda takipçisiniz. Bunun dışında makine sektörümüzü korumak için biliyorsunuz ilave gümrük vergilerinde yoğun bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu da kullanmaya da devam edeceğiz. Kafamızda 7-24 sizler açık. Dumping yapılıyorsa anti-dumping mevzuatını en etkin şekilde kullanmak için biz buradayız. Exim akıbetlerimiz, evet bu dönem en zor konulardan bir tanesi finansmana erişti. Exim akımızda makine sektöründe öncelik veriyor. Bugün Exim ak, Türkiye'deki ihracat kredilerinin %50'sinden fazlasını sağlayan bakımız. İhracat geliştirme anonim şirketini kurdu. İhracat geliştirme anonim şirketi ne iş yapıyor? Kredilere bir şekilde kefil oluyor. Ne demek bu? Bugün Exim Bank'tan kredi almaya kalksanız temirat mektubu sunmanız lazım. Temirat mektubu almak da kolay değil. Biz ne yapalım getirdik sisteme? Hayır dedik. Eğer siz kendinize güveniyorsanız gelin Exim Bank'a başvurun. Finansallarımıza tabii ki bakacağız. Eğer bu başvuru Exim Bank tarafından kabul edilirse İGE'ye aktarıyoruz. İGE'de başvurumuzu kabul ederse teminat mektupsuz kredi kullandırıyoruz. İGE'nin ihracatı geliştirme anonim şirketinin kefaletiyle. Bu konuda da herhangi bir sorunuz olursa bizim telefonumuz 7-24 açık. Her zaman bize ulaşabilirsiniz. Evet, makine sektörümüz için daha fazla ne yapmalıyız diye baktığımızda aslında güzel yanlar, o kadar önemli noktalar var ki onları da atlamamamız lazım. Bugün hangi harcamalarına baktığımızda hangi harcaması yapan sektörlerimizin başında geliyor makine sektörü. Toplam cirona %1.3 civarı, 1.03 civarında hangi harcaması yapıyor? Ama son alanı yapıyor, nasıl yapıyor biliyor musunuz? Çok büyük bir kısmını kendi öz sermayesiyle yapıyor. Bunu gerçekten takdir etmemek mümkün değil. Bunun dışında
sözlere akıyoruz. Yurt dışında ifadelere destek sağlıyoruz. Bunun dışında herhangi bir şekilde ülkeye girerken bir belgelendirme ihtiyacınız varsa bu belgelendirme ihtiyacınızı karşılamak için size destek sağlıyoruz. Uzak ülkeler sizi kapsamında aslında erişebildiğimiz ülkelere ihracatçılarımızı erişebilmek için elimizden geleni yapıyor ve onlara gerekli destekleri vermek için sabah akşam çalışıyoruz. Arkadaşlar sizleri biliyoruz. Sizlerin Türkiye'miz için nasıl çalıştığını, sabah akşam bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak için ne kadar gayretle bulunduğunuzu biliyoruz ve bunları hükümet olarak sonuna kadar bırakacağız. Her zaman buradayız, her zaman beraber olacağız. Makine sektörümüz bizim için en önemli sektörlerin başında geliyor. Bu yıl zor, bu zor bir yıl. Evet, 12 çeyrekli büyüyen bir sektörümüz var. Ama büyüme oranı biraz geriliyor. Bizim için en önemli pazarlardan biri olan Avrupa Birliği pazarında bir yavaşlama var. Hepimiz görüyoruz bunu. Bu yavaşlama biliyorsunuz Rusya Ukrayna bizimle beraber yaşadık. Onun yansımaları, enerji faturalarının yükselmesi ve bir şekilde Avrupa Birliği'ndeki büyüme oranının yavaşlaması ve resesyona doğru giden bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bu da tabii bizim ilacatımızı bir şekilde etkili olmamız. Gene de ihracatla da büyümeye devam ediyoruz. İlk 11 ayın verileri açıklandı biliyorsunuz. 231 milyar dolar ihracata ulaştı. %13.9 ihracatımız arttı. Evet, ithalatımız da arttı. İthalatımızdaki artışımız, ihracatımızdaki artışımız %1'de evet. Ama baktığımız zaman enerji ithalatındaki artış ne kadar biliyorsunuz? %103. Altın ithalatımız %24'de arttı. Enerji ve altın dışındaki ithalata baktığımız zaman aslında enerji ve altın ithalatındaki artışın 164.7'sine teşkil ediyor. Baktığımızda Türkiye'nin ithalatının kompozisyonuna %80'lik kısmını arabalı ve hamalde oluşturuyor. Geri kalan %11'inde yatırım malları oluşturuyor, %8-9 civarında ise tüketim malları oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ithalatının kompozisyonuna baktığımızda yapılan ithalatın çok önemli bir kısmı Türkiye'nin büyümesi için yapılan ithalat. Ama burada tabii ki bazı yatırımlar içinde, bazı arabalar içerisinde makineler de var. Onlara da tek tek bakıyoruz arkadaşlar, bunu da bilin. Sonuçta biz makine sektörümüze inanıyoruz, güveniyoruz. Makine sektörünün de bize inanmasını ve güvenmesini istiyoruz. Önümüz açık, potansiyelimiz yüksek. Hep beraber çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Şunu söyleyeyim. Çok çok arzu ediyordum orada olmayı. Gerçekten hanım gönlümden söylüyorum. Sizlerle beraber oturup sohbet etmeyin. Ama ben orada olamadım. Sizler her zaman orada olabilirsiniz. Kafamız her zaman açık. Sizleri bekliyoruz buraya. Hep beraber güzel günlere, güzel günlere daha da yüksek ihracatta, makine sektörümüzde ve genel Türkiye ihracatımızda kavuşmak üzere diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Turagay'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve şu anda aramızda olamayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede'nin bir video mesajı var. Sayın Bakanımızın kıymetli konuşmalarını video mesajla hep birlikte izliyoruz. Değerli başkanlarım, Aksiyat'ın değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, makine sektörümüzün değerli temsilcileri, 100. yılda makine sektörü konumlu toplantımızın sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlığımızın yarınki bütçe toplantısına hazırlık amacıyla aranızda bulunamadığım için de gerçekten üzüntü duyduğumu söylemek istiyorum. Bu yıl makine sektöründe 50. yılını kutlamış bir arkadaşımız olarak makine sektörümüzde aldığımız yolun küçümsenmeyecek seviyede olduğunu, birçok dalda dünya pazarlarında yer aldığımızı gördükçe iftihar ediyorum. Almanya'daki son Bauma, K-Plastik ve Eurobile fuarlarında katılımcılıkta ilk üçte olmamız dünya üzerindeki seviyemizi ve rekabet gücümüzü gösteriyor. Şu sıralar şehir şehir stand-up toplantıları yapıyoruz. Fabrikaları geziyoruz.
tekstil sektöründe, plastik fabrikalarında, otomotiv ve beyaz eşya tesislerinde, petrokimya tesislerinde, gıda işleyen tesislerde, takım tezgah sektöründe, silah, mühimmat, üretim tesislerinde, savunma ve uçak sanayinin kritik makine ve teçhizatlarında, hidrolik, pneumatik donanımlarda, kesici takım ve kalıp üretim tesislerinde hala almamız gereken büyük bir yol olduğumuzu izliyoruz. Teşvik ve hamlede yabancı makine ve teçhizat konusunda milyarlarca dolar döviz talep edildiğini görüyorum. Otomotiv motor üretiminde hala dışarıda ithalatımız çok büyük bir oranda. Traktörcülerimiz, otomotiv endüstrimiz, jeneratörcülerimiz, kompresörcülerimiz, birkaç markanın verebildiği motorun yıllık listelerinde yer almak için tedarik. Eğer tedarik edemezlerse üretimleri durmakta, hala bir korku birliğinin talep ettiği Euro 5 emisyon seviyesinde talep ederlerse bu firmalara siyah girmek zorunda kalırlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bize özellikle makine sektörünün hem kalitesini, hem prezisyon yani hassasiyet kabiliyetini, hem de yazılım tekniklerini ve dijitalleşme şartlarının yerine getirilmesinde çok hızlı yol almak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Onun için teşvik uygulamada yerli makine üreticilerini destekleyen kararlar vermeye gayret ediyoruz. Avrupa'da çok uygun vadeli, ucuz krediye hem satıcı hem de alıcı rahat ulaşabilirken bizim ülkemizin bankacılık imkanlarının yeterince el vermediği için finansmana ulaşmakta zorlanıyoruz. Ama finans kabiliyetimiz arttıkça KOSGEB, KGF, teşvik imkanları ve bankaların kredi limit ve kredilendirme sürelerinin artacağına inanıyorum. Ülke olarak zor bir süreci kademeli olarak geride bırakacağız. TÜBİTAK, KOSGEB, ARGE projeleri, stratejik yatırım destekleri, proje bazlı destek sistemiyle yapılan desteklerimizi her ay yayınlıyoruz. Türkiye'de çok ciddi bir yatırım iştahı var. Her ay ortalama 1700'den fazla teşvik veriyoruz. Her bir yatırım için yeni sanayi alanları üretmeye öğretmekte zorlanıyoruz. Yatırımcılarımız mevcut yerlerini 5 kat, 10 kat büyütmek, dünya pazarlarına cevap vermek istemiyorlar. Aynı istek makine sektörümüzden de geliyor. Özellikle makinacıları bir araya getirerek birbirinin makine parkı imkanlarından da istifade etmelerini arzulamaktayız. Değerli dostlarım, makinalarımızın dijitalleşmesi, yeni teknolojiler ve yeni yazılımlarla donatılmasında büyük bir talep yoğunluğu oluşunca yazılımcı, donanımcı bulmak ve bunların maliyetlerine katlanmak makine sanayicimizi ciddi zorlu hale getirmiştir. Endüstri 4.0'a uygun makineler üretemeyen makinacılarımız da pazarlarını kaybedecekler. Onun için de ülkemizin bütün coğrafyalarına dağılan organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri kuruyoruz. Yazılım firmalarının rahat çalışabilecekleri ARGE merkezleri olmayan kurmayı da teşvik ediyoruz ve destek veriyoruz. Makinacıların metal malzeme ihtiyacını karşılamak, demir, çelik, alüminyum, bakır, ekisiz boru, profil tesisleri, makine kimya ve benzer göbeçelik malzeme üretim tesislerini, ısı işlem tesislerini desteklemeye devam ediyoruz. Türk Standartları Enstitü olarak da belgelendirme hizmetlerini geliştirmek amacıyla şu anda mevcut kapasitemizi ikiye katlayacak yatırımların telaşı içindeyiz. Gerek Avrupa ülkelerindeki birçok markaların birikim ve teknolojilerini satın alarak, gerekse Çin'in yerine Türkiye'nin yeni bir üretim üssü haline gelmeni gören müşterilere ulaşarak sektörümüzü yeni alan ve dallara hep birlikte açarak ihracatımızı katılacağımıza inanıyoruz. Bu toplantıyı düzenleyen ve katılım gösteren bütün dostlarıma teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.
konuşmaları için Sayın Bakan Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu arada birlikte geleceğe nefes olalım diyoruz. Bunu da not edelim. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir yeşil bir dünya bırakmak için günün anısına zeytin fidanlarımız olacak. Zeytin fidanlarını toprakla buluşturun. Sevgiyle, lütfiyle unutmayalım diyoruz kıymetli misafirlerimiz. Ve değerli konuklarımız, toplantımızda şimdi de sırayı bu etkinliğin oluşturulmasında her noktada bizlere destekleriyle yanımızda olan değerli sponsorlarımıza takdimlerimiz olacak. Teşekkür ediyoruz. Temsilin anahtarı alıyorlar alkışlarımızla.
Kıymetli misafirler, biraz önce Osman Başkanıma dedim mi? Dedim ki biraz sonra dedim bomba patlayacak. Maksiyat yeni bir bomba patlayacak. Şimdi çok değerli Kerim Koç abimize, Merkez Motor sahibi Kerim Koç abimize İstanbul Maksiyat Şubesini açma görevi için anahtarı verdik. Artık dedim ki bu anahtara sahip ol. Bu anahtar artık dünyaya açılan makine teknolojisinin anahtarı dedik. Çünkü bizim parayla işimiz yok. Biz kaliteli ürün üretmek için uğraşıyoruz. Sadece ürettikten sonra para geliyor. Maksiyat çalışıyor, Türkiye kazanıyor. Değerli misafirlerimiz, masalarımızın üzerlerinde temiz bir hava, güzel bir yeşil dünya, güzel bir Türkiye için o masaların üzerindeki zeytin fidanları lütfen toprakla buluşturmanızı rica ediyoruz. O yüzden ben de anahtarı teslim ettiğim Kerim Koç abimize sözü veriyorum. Çok teşekkürler başkanımız, çok sağ olun. Çok ağır bir görev aldım, bunu biliyorum. Ama Adnan abiden esinleneceğiz, ne yapacağımız artık Adnan abi inşallah. Değerli misafirler, 4 üyemiz oldu İstanbul'da. 6 olarak başlangıç için lazım olacak inşallah. 2 arkadaşımızı daha üye edeceğiz. İnşallah İstanbul'da bir yapılanmaya gireceğiz. Çünkü Maksiyat ulusal bir dernek olacak inşallah. Başkanım çok emek verdi. Özellikle yaptığı çalışmalarda, gezilerde çok katılıyoruz, peşinden gidiyoruz, takip ediyoruz kendisinde. Girişimci ruhu var. Aslında bir Karadeniz gibi çalışıyor. Karadeniz'in umudu bitti mi, inadı başlanmış. Başkanlığı da birazcık Karadenizlik var herhalde. Ben de Karadenizli olduğum için herhalde tutacağız bu işi düşünüyorum yani. Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah alımındakıyla, layıkıyla Maksiyat'ın anahtarını gerçekten ya Fettah yapacağız değil mi abi, öyle miydi? Ya Fettah diyeceğiz inşallah. Öyle devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.